İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün 7 Mart 2017 Salı, ben Cansu Oktay. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Kanal V ana haber turumuz başlıyor. Türk, Amerika ve Rus Genelkurmay Başkanları Antalya'da buluştu. Hulusi Akar'ın ev sahipliğindeki üçlü zirvede Suriye ve Irak konuşuldu. Finike'nin ünü ülke sınırlarını aşan Portakal Festivali ne zaman yapılacak? Cansu Oktay soracak, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu canlı yayında yanıt verecek. Sağlık Bakanlığı desteğiyle 3000 bisikletin dağıtıldığı Serik'te bisiklet yolları da yapılıyor. Serik Belediye Başkanı Profesör Doktor Ramazan Çalık birazdan Kanal V'de olacak. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya canlı yayında ana haberde. Antalyalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde sessiz çığlık attılar. Yüzlerine mor makyaj yapıp işaret diliyle şiddete hayır dediler. Yeşilçam'ın mavi gözlü aktörü Ahmet Mekin operasyon geçirdi. 84 yaşındaki Ulu Çınar'ın sağlık durumu nasıl? Antalya'daki evinde dinlenen ünlü aktör canlı yayında Kanal V'de. Kanal V muhabiri Damla Özmen, ITV fuarı öncesi Berlin'den canlı yayında. Gündemde öne çıkan gelişmeler bu şekilde. Şimdi detaylar sevgili izleyiciler. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Danford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov'la Antalya'da üçlü toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşüldüğü bildirildi. Suriye ve Irak'ta sürdürülen operasyonlar Antalya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının katıldığı toplantıda ele alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeri Vasilyevich Gerasimov Antalya Seri'ye bağlı Belek Turizm Merkezi'ne geldi. Kasım 2015'te düzenlenen G20 zirvesinin yapıldığı otelde bugün yapılan genelkurmay başkanlarının görüşmeleri için bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. 3 genelkurmay başkanının yarın kentten ayrılacağı kaydedildi. Genelkurmay başkanlığının web sayfasında konuyla ilgili yer alan açıklamada ise şöyle denildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarının katılımıyla Antalya'da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili olarak konular görüşülmektedir. Üçlü toplantıda bir araya gelen genelkurmay başkanlarının başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşülmesinin yanı sıra Orgeneral Akar'ın Türkiye'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonunda müttefik ülkelerin terörist gruplara verdiği desteği belgeleriyle iki ülke genelkurmay başkanlarına sunacağı bilgisi bulunuyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın bugünkü grup toplantısı önemli bir misafir için iptal oldu sevgili izleyiciler. Başbakan Yıldırım, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani El Mulki ile görüştü. Başbakan Binali Yıldırım, salı günleri gerçekleştiren grup toplantısını iptal ederek Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani El Mulki ile görüştü. Başbakan Yıldırım, konuğu mülki törenle karşıladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Başbakan Yıldırım ve Mulki, Çankaya Köşkü merdivenlerinden tokalaşarak basına poz verdi. Baş başa görüşme öncesinde Yıldırım ve Mulki, makam odasının balkonuna çıkarak bir süre sohbet etti. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme bir saat sürdü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Almanya'daki konuşmaların engellenmesini eleştiren Çavuşoğlu, kimse halkımızla buluşmamızı engelleyemez diyerek Almanya'ya gideceğinin sinyalini verirken, Çavuşoğlu'nun eleştirdiği bir diğer ülke de Avustralya oldu. Hiç kimse bizim oraya gidip vatandaşlarımızla buluşmamızı engelleyemez. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu işte bu sözle AK Partili bakanlara yasak uygulamaya kalkan ülkelere seslendi. Bakan Çavuşoğlu alınan yasak kararının sistematik bir çalışma olduğunun altını çizerken yasakçı ülkelerin taraf tuttuğuna dikkat çekti. Bu sistematik bir baskıdır, sistematik bir engelleme çalışmasıdır ve derin devlette devletin kurumları da bunun içindedir. Bakan Çavuşoğlu Almanya dışında bakanlara yasak koymaya kalkan Avustralya'yı da dürüst olmaya davet etti. Bugünlerde demokraside önde giden Hollanda, Ürkçü Parti'nin Wilders'in
maalesef esiri olmuş. Bugüne kadar bu siyasi partiyi büyüttünüz, güçlendiremediniz. Şimdi korkunuzdan bizden de medet umuyorsunuz. Gelirsen Sayın Bakan Yıldırsın, oyu artar, ne olur seçimden sonra gel demeye başladınız. Benim derdim mi bu? Sen bana adam gibi söylersen ben sana bu konuda da yardımcı olurum da. Önce basını açıklayıp yok gelemez deyip ondan sonra söylersen bu bize işlemez. Bize dürüst olacaksınız, dürüst. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Berlin'de gerçekleştirecek turizm fuarı için şu sıralarda hava yoluyla Almanya'ya hareket etmesi bekleniyor. Sevgili izleyiciler, dünkü haberlerimizde de vermiştik. Almanya'da ITB Berlin fuarı gerçekleştiriliyor ve Antalya'dan gerçekten turizmin güçlü isimleri Almanya'ya, Berlin'e çıkartma yaptı ve ITB fuarı başladı. Hattımızda Damla Özmen var. Gelişmeleri öğreneceğiz. ITB Berlin fuarındaki son durumu. Sayın Özmen, merhabalar. Merhaba. Sevgili Damla, senden son durumu hemen öğrenebilir miyiz acaba? ITB Berlin fuarında neler oluyor? Gündemi değerlendirir misin bizim için? Elbette, tabii ki. Her zamanki gibi ITB fuarı yine çok yoğun ve çok dinamik. Türkiye'nin neredeyse bütün turizm temsilcileri buraya geliyor. Hatta yarın da gelmeye devam edecekler. Burası her sene olduğu gibi bu sene de belli ki çok hareketli geçecek. Evet, peki Storex'le ilgili söylemek istediklerin nelerdir? Şimdi ITB'nin sonunda yine sana bağlanacağız sevgili Damla. Son durumu öğreneceğiz senden ama Storex biliyorsun alternatif spor ve sağlık turizmi de Antalya'da yapılacak ve güzel bir fuar, Antalya ev sahipliği yapılacak. Burada son durum nedir? Hazırlıklar ne aşamada? Storex bildiğiniz gibi Türkiye'de sağlık ve spor turizmini geliştirmek adına yapılan bir ülke sergileyen çok önemli bir organizasyon ve beklentimiz olan 4000 kişilik hedefe neredeyse ulaşmış vaziyetteyiz. Bu fuar tabii bunun artık son çıkışlarının en önemli noktalarından bir tanesi. Gelişimlerinden son derece memnunuz. Umarız ki katkılarıyla beraber bundan sonraki yıllarda Storex adını daha da büyüterek devam edecek. Damla, çok teşekkür ediyoruz sana. İyi çalışmalar diliyoruz. Fuarın sonunda tekrar seninle görüşeceğiz. Ve amacına ulaştı mı Türk turizmi için neler bekleniyor? Detayları senden alacağız. İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkürler. Sevgiler Almanya'dan. Çok teşekkürler. Evet, Almanya'da güzel gelişmeler oluyor sevgili izleyiciler. İnşallah ITB Berlin fuarı Türk turizminin yüzünü güldürecek. Buna inanıyoruz. Gerçekten çok büyük bir ekip şu anda Almanya'da. Haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün biliyorsunuz bir haberimiz vardı. Afyonkarahisar'dan bir haber. Bir sporcumuzun haberiydi. Ve dün yaptığımız haber sonrası bugün güzel haberler geldi Afyonkarahisar'dan. İşte detaylar. Afyonkarahisarlı sporcu Yaprak Selin Keskin'in hayali gerçek oldu. Kanal V ana haberde yayınlanan Keskin'in Sünger Havuz'da antrenman yapmasına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç kayıtsız kalmadı ve Yaprak Selin'in ekran antrenmanlarına Ankara'da devam edeceğinin müjdesini verdi. Dün Kanal V ana haberde yayınlanan ve Türkiye gündemine taşınan Afyonkarahisarlı sporcu Yaprak Selin Keskin'in sünger dolu kutunun içinde yarışmalar hazırlanması Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Haberi Kanal V ekranlarından duyan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Keskin'in Ankara'da antrenmanlarına devam edeceği bilgisini verdi. Milli sporcumuz Yaprak Selin Keskin, antrenmanlarını bundan böyle Ankara, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdürecek. Yaprak kardeşimiz, yarışmalara ve spor yaşantısına artık çok daha konsantre ve rahat şekilde hazırlanacak. Bakanlık olarak geleceğimizin en büyük değerleri olan genç sporcularımızın gelişimi ve refahı adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yaprak Selin Keskin haberde havuz antrenmanlarını 2 yıl önce çalıştığı kulüpte özel oluşturulan içi sünger dolu 1 metre derinliğinde havuzda antrenman yapmaya başladığını belirtmiş ve Afyonkarahisar'da olimpik havuz olmaması nedeniyle sünger dolu havuzla çalışmalarını sürdürdüğünü söylemişti. Şimdi de Antalya'nın bir başka güzel ilçesine götüreceğiz sizi sevgili izleyiciler. Portakalı ile ünlü Finike'ye. Finike Belediye Başkanımız Sayın Kaan Osman Sarıoğlu hattımızda. Finike'de neler oluyor? Son gelişmeleri ondan öğreneceğiz. Sayın Başkan, merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, çok teşekkürler Sayın Başkan. Finike'de gerçekten çok güzel gelişmeler oluyor. Biz de ilk ağızdan belediye başkanından öğrenelim istedik. Hemen gelişmeleri sizden alabilir miyiz? Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Finike'miz Batı ilçesinin tam böyle ortasında, sahil kenarında çok güzel bir ilçe.
Cenab-ı Allah'ın özel yarattığı bir yer diyoruz biz Finike için. Toprağıyla, havasıyla, suyla biz de ona katkı koymak için mücadele ediyoruz. Ama yıllardır çok geri kalmışlığı vardı Finike'mizin. Bu geri kalmışlığımızı inşallah şu geçirmiş olduğumuz bizim dönemimizdeki 3 yılla geride bıraktığımız gibi bundan sonraki dönemde bırakmaya devam edeceğiz. Evet. Yani büyükşehirimiz uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Hükümet yatırımlarımız devam ediyor. Kısacık bahsedersek hükümet konağımız yapılıyor. Devlet hastanemiz yıllardır konuşuluyordu. O devam etmekte, yapımına devam ediyoruz. Barajımız var burada bizim biliyorsunuz. Finike portakalımız meşhur. Onu çok önemsiyoruz. Evet. Sulama barajımız var. Kapalı sistem sulama ihalemiz yapıldı. Onun devamını yapıyoruz. Asfaltlanan yollarımız var. Altyapımızı bitiriyoruz. Onları bir taraftan da yollarımızı asfaltlıyoruz. Yani sosyal belediyecilik anlamında kendi ölçeğimizdeki birçok belediyeden daha iyi şeyler yaptığımızı ben iddialı bir şekilde söyleyebilirim. Bilmiyorum vaktimiz ne kadar da böyle sayın başkan, bayağı uzun sürer. Çok doğru. Orange Fest'i sormak istiyorum size. Finike deyince aklımıza evet portakal geliyor ve bu sene evet. Orange Fest ertelendi Haziran ayına. Bunun sebebini ve tam tarihi alabilir miyiz sizden? Şöyle çok iyi yaptınız bu şekilde bu yani bunu da hatırlatmış oluruz. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Geçen yıl ilk defa Finike olarak bir ciddi bir portakal festivali yapalım istedik. Çünkü burası biliyorsunuz portakal ile meşhur bir yer ama portakalla alakalı bir festival yıllardır yapılmamış. Geçen yılkini yaptık ve Akdeniz Belediyeler Birliği'nden ödül aldık. Bu da bizim için çok gurur verici bir şey. Bu sene de çok önemsiyordum. 16 Nisan diye karar vermiştik ancak malum 16 Nisan artık referandum yapılacak. O süreçte biz de araya sıkıştıralım istemedik. İleri tarihe teyit ettik. Temmuz'da yıllardır yine yapılan bizim bir konser etkinliğimiz olur. Hep böyle Kabataş Bayramı ile birlikte. 1 Temmuz'da inşallah hem Portakal Festivali hem Finike Festivali'ni birleştirerek halkımıza sunmuş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sarıoğlu programımıza katıldığınız için. Ana Haber'de Finike ile ilgili bilgileri verdiğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum yayına aldınız. Bu vesileyle bütün herkese iyi akşamlar diliyorum. Size iyi çalışmalar, kolay gelsin diyorum. Çok teşekkürler, sağ olun size de. Evet, Finike'den haberler böyleydi. Orange Fest yine her sene olduğu gibi tabii ki Finike'de gerçekleştirilecek. Ve bir diğer haberimizle devam ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASMEK kursiyerleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir mesaj verdi. ASMEK'li kadınlar makyajları ve sessiz çığlıklarıyla şiddete hayır diyerek insanlığa seslendi. Kadına yönelik şiddetin gün geçtikçe arttığı dünyada şiddet, taciz ve tecavüzle daha da vahim bir duruma dönüşüyor. İşte bu nedenle de ülkemizde 8 Mart coşkusu tüm dünyada olduğu gibi yerini şiddetin azalmasına yönelik bir projeye bırakıyor. İşte bu projelerin en ilgincine Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları imza attı. ASMEK kursiyerlerinin yaptığı özel makyajla kamera karşısına geçen kadınlar şiddete sessiz çığlıklarıyla tepkilerini gösterdi. Aynı zamanda işaret dili kursiyerleri olan kadınların şiddete karşı sessiz ama anlamlı mesajları herkesin dikkatini çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şarampol projesi kapsamında Tonguç Caddesi üzerinde başlattığı hemzemin geçiş ve katlı kavşak inşaatları tamamlandı sevgili izleyiciler. Bölgede son olarak asfaltlama çalışması yapılacak ve Şarampol Caddesi halkın kullanımına sunulacak. Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'nın en eski caddelerinden birisi olan Şarampol Caddesi'ni canlandırmak, ticaret ve sosyal hayatın yeni merkezi haline getirmek için yaptığı projede de sona gelindi. Proje kapsamında bölgenin ulaşım sorunu çözecek çalışmalar da tamamlanmak üzere. İnşaat çalışmalarının tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi yetkilileri son olarak Tonguç ve Şarampol kesişiminde köprünün de betonarme işleminin tamamlandığını açıkladı. Bölgede son olarak da asfalt çalışmaları yapılacak ve Şarampol Caddesi halkın kullanımına açılacak.
Antalya Kepez Belediyesi ve Sanayi Esnafı İşbirliği ile Varsak bölgesine kazandırılan sanayi sitesinin yapımı tamamlandı. Yeni sanayide 93 iş yeri faaliyet gösterecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yapımına önemli bir destek verdi ve 93 iş yerinin bulunduğu Varsak Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Tütüncü Varsak Sanayi Çalışanları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Oya'dan sitenin son durumuyla ilgili bilgi aldı. Varsak Küçük Sanayi Sitesi'nde geçtiğimiz yıl hizmete giren 40 iş yerinin ardından Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından yaptırılan sitenin ikinci etabındaki 53 iş yerinin de inşası bitti. Başkan Hakan Tütüncü yaptığı açıklamada sanayi sitesinin tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu kooperatif, bu sanayi sitesi ne anlam ifade ediyor? Artık merdiven altı iş yapan esnaflarımız burada daha modern ortamlarda, daha yüksek kodlu binaların içerisinde ve adeta organize sanayideki binaların kodlarına yakın kodlarda, binalarda burada hem esnaflık faaliyetlerini sürdürecekler, üretim yapan küçük atölyeler burada üretimlerini yapabilecekler. Sanayi sitesi esnafına Kepez Belediyesi'nin bir müjdesi olduğunu söyleyen Başkan Tütüncü şu açıklamalarda bulundu. Varsak sanayinin ikinci kısmının yolları ve yine aynı şekilde altyapıları da belediyemiz tarafından en güzel şekilde tamamlanacak, asfaltları dökülecek. Varsak Sanayi Çalışanları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Oya da sitenin yapımına verdiği destekten dolayı Tütüncü'ye teşekkür etti. Yapım maliyeti 32 milyon 711 bin lira olan Varsak Küçük Sanayi Sitesi'nin 42.480 metrekare kapalı, 17.000 metrekarede yarı açık alanı bulunuyor. Sevgili izleyiciler, şimdi de sizi Antalya'nın bir diğer ilçesi Kumluca'ya götürüyoruz ve Kumluca Belediye Başkanımız Hüsamettin Çetinkaya hattımızda. Sayın Başkan merhaba, hoş geldiniz ana haber bültenimize. Merhaba, teşekkür ederim. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, çok teşekkürler efendim. Türkiye'de ilk kez Kum'da Enduro sizin ilçenizde yapıldı. Hatta Bakan Çavuşoğlu da Endurocular karşıladı. Bu haberin detaylarını sizden öğrenebilir miyiz? Evet. Yani bu hafta sonu çok renkliydi. Gerçi Kumluca her gün bir etkinlik, bir değil gündeki üç etkinlik yapıyor, yaşıyor. Hı hı. Bugün de iki etkinliğimiz var. Şimdi cumartesi pazar Kumluca'da ilk defa Türkiye'de bir kum pistinde enduro yarışı. 100 tane Türkiye'nin değişik yerleşim yerlerinden gelmiş, motor sporuna gönül vermiş profesyonel motor sporu sürücülerimiz Kumluca'ya geldiler. Bizim onurlandırdılar. Biz onlara çok teşekkür ediyoruz. Hı hı. Kumluca'da ve Türkiye'de ilki yaşama sevincini bize tattırdılar. Ve sonuçta kazasız belasız güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık cumartesi pazar. Tabii buradan artık kalıcı hale gelmiş oldu. Çok güzel bir pist var. Geniş bir alan, kum pisti. Hı hı. Burayı daha da iyileştirerek biz gelecek yıllarda belki Türkiye şampiyonası halinde bunu dönüştüreceğiz ama İnşallah. Bunun yanında tabii ki o esnada Sayın Dışişleri Bakanımız, Türkiye'nin gururu, tabii ki Antalya'nın da evladı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, yanında milletvekillerimiz, il başkanımızla beraber Kumluca'ya geliyorlardı. Sporcu arkadaşlardan rica ettim. Dedim ki ya Türkiye'nin her yerinden gelmişsiniz. Ay yıldızlı bayrak dalgalandığı her yerde bizi temsil ediyor. Dışişleri Bakanımız gelecek. Sizinle beraber isterseniz beraber karşılayalım deyince memnuniyetle kabul ettiler. Ve tabii ki federasyonların da yetkili arkadaşlarımız vardı. İlk Kumluca girişinde Kavşak'ta Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu ve Mustafa Kürsü Atay Uslu ile beraber il başkanımız Sayın Rıza Sümer'i beraberce karşıladık. Onlar dediler ki motora binmelerini teklif ettikleri zaman federasyon yetkilimizin motoruna Sayın Bakanımız binmeyi kabul etti. Zaten bizden birisi. Bizimle beraber halkla her zaman bütünleşmiş bir insan. Yıllardır da siyasetin içinde. Gerçekten de bu aziz milleti dünya çapında çok güzel temsil ediyor. Onun yanında il başkanımız da motor sporuna ilgiliyormuş. Rıza Bey de kendisi bir motora bindi. Direksiyona geçti. Çok güzel bir anı oldu. 100 motorla Kumluca şehir meydanına geldik. Daha binlerce insan. Ay yıldızlı bayrak her yer. Yer gök, ay yıldız ki bizim gururumuz, bizim bağımsızlığımızın sembolü, her şeyimiz. Bayrağımız, o bayrak altında da dünyadaki gelişmeler, Türkiye'deki gelişmeler ve 16 Nisan referandumuyla ilgili
duygu düşüncelerini gerek milletvekillerimiz, gerek il başkanımız, gerekse sayın bakanımız halkımızla paylaştı. Kumluca insanı her zaman olduğu gibi kadir şinaslığını gösterdi. Bizleri de mahcup etmedi. Bağrına basınca tabii ki kalabalık bir miting havasında oldu. Ben bugüne kadar 4 kez kendim de aday oldum. Birçok mitingde de konuşmacı olarak bulundum. Herhalde bugüne kadar yaptığımız en kalabalık mitingdi. Yani bu anlamda gerek Kumluca'daki bu güzel hemşehrilerimizin bu kadir sinas davranışı için onlara, gerekse bizleri onurlandıran başta Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz Sayın Mustafa Köse ve Atayuslu ile beraber il başkanımız Rıza Sümer'e çok teşekkür ediyoruz. Evet, gerçekten keyifli bir organizasyona ev sahipliği yapmış. Evet. Son olarak çok kısa Sayın Başkan, Finike ve Kumluca arasında ve şehir merkezinde sıcak asfaltlama çalışmaları ne evet. aşamada? Hemen onunla ilgili bilgi de alalım şimdi, sizden. Tabii karayollar tarafından Kumluca Finike arası ve Kumluca'nın içerisinde Gödene Caddesi'nde sıcak karışımla alakalı bir çalışma 2 yıldır devam ediyor. Hızlandı son günlerde. Şu anda Kumluca şehir içerisine de geldiler ve Gödene Caddesi'nde büyük bir çalışma yapıyorlar şu anda. Tabii ki yeni bir güzellik ortaya çıkması için, nimeti elde edebilmek için mutlaka külfete katlanmak gerekiyor. Yollarda kapalılıklar var. Vatandaşlarımızın alışkanlıkları var. Tabii ki o insanları mutsuz ediyoruz kısa süreliğine. Rahatsız ediyoruz ama onlardan da özür diliyoruz. Karayolları da gerçekten gerek Kumluca Finike arasındaki bu sıcak karışımla ilgili yol standartlarını Türkiye ortalamasının üzerine çıkarma gayreti, gerekse Kumluca içerisindeki, şehir içerisindeki yollarını sıcak karışım yapıyor olması bizim açımızdan sevindirici. Ama biz hemşerilerimizden hoşgörü bekliyoruz. Birazcık daha sabır diyoruz. Tabii ki yollar kapanıyor, geliş geçiş güzergahlarda karışıklıklar oluyor. Zaman zaman sistemler oluyor ama biz yine de özür diliyoruz onlardan. Yalnız sonra rahatına kavuştukları zaman da bütün bu sıkıntıları unutacaklar diyoruz. Her şey Kumluca'nın daha da güzelleşmesi için Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Size. Bugün biz gündüz bir etkinlik yaptık. Biliyorsunuz hafta sonu YGS sınavı var. Lise son sınıf öğrencilerimiz de Kumluca Kültür Merkezi'nde düğün salonunda lise son sınıf Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak Kumluca Belediyesi öncülüğünde 2 yıldır kalem kırma şenliği adı altında bir etkinlik yapıyoruz. Gençlerimiz orada toplandı. Bu eğitim iletişim uzmanı Rafik Akten Bey bir sunum yaptı. Gençleri psikolojik olarak rahatlatma adına hayat tecrübelerini paylaşmadı. Sonra da balon uçurduk havaya. Ve sonuçta ben tabii ki bu hafta sonu sınava girecek liseli kardeşlerime, gerek Kumluca'da gerekse Türkiye'mizin değişik yerlerindeki hepsine başarı diliyorum. Sınav ilk ve son değil, daha çok sınav olacaklar. Fazla da sınav büyütecek kadar da önemli değil. Çok sınav olunacak o açıdan. Ben Allah yardımcıları olsun diyor. Size de bana bu yayında konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yeni sahiplerini de kutluyorum. Kanal ve inşallah daha güzel yerlere gelecek. Aldığımız haberler çok güzel. İnşallah biz de Kumluca'da geniş kitlelere ulaşması konusunda elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Yayınımıza katıldığınız için iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Evet, üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimize, sevgili arkadaşlarımıza biz de bol şans ve başarılar diliyoruz. Haberlerimize devam ediyoruz. Antalya'da madde bağımlılarının mesken tuttuğu tek katlı gecekonduda yangın çıktı sevgili izleyiciler. Yangını itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri birlikte söndürdü ama bina kullanılamaz hale geldi. Antalya'da kullanılmayan müstakil evde çıkan yangın korkuttu. Yangın öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızıl Toprak Mahallesi 917 sokak üzerinde bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre imar sorunları nedeniyle bir süre önce boşaltılan Hüseyin Şimşek'e ait kullanılmayan müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Bölgenin kargı ve sazlık olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla yarım saatlik bir çalışmanın ardından yangını söndürdü. Müstakil ev tamamen kullanılmaz hale gelirken yandaki evlerde zarar gördü. Madde kullanan şahıslardan tedirgin olduklarını belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi. Herkes bak şu gördüğün insanlar hep müdahale, hep burada rahatsızız. Tabii ki çözüm isteriz. Yani çoğu çocuk akşam korkusundan nenon balkona çıkmıyor. Şimdi dedeciğim diyor, o çocuk ayağıma sarılıyor, gitme diyor. Tinerleyeceğiz bıçaklar diyor.
O Türk sinemasının Yeşilçam'ın duayen isimlerinden biri sevgili izleyiciler. Antalya'da yaşıyor. Onun o güzel masmavi gözleriyle ve filmlerde özellikle Selvi Boylum, Al Yazmalım'daki çok önemli karakteriyle hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Ama 200'den fazla da filme imza atmış bir sanatçı Ahmet Mekin. Ahmet Mekin geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzdü, bir operasyon geçirdi sevgili izleyiciler. Önce haberimizi izleyelim, ardından telefon hattımızla Sayın Mekin'le sohbet edeceğiz. Antalya'da yaşayan Türk sinemasının başarılı oyuncularından Ahmet Mekin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde prostat ameliyatı oldu. Ünlü sanatçıyı 58 yıllık eşi de yalnız bırakmadı. Yani tecrübeliyiz. Onun için sadece onun yatmayı sevmiyor. Bir an önce ayaklanmaya kalktı. Doktorlar biraz zor tuttu. Usta oyuncunun başarılı geçen ameliyatında prostatın dışında mesanede tespit edilen kitle de alındı. Sağlık durumu gün geçtikçe iyileşen Mekin hayranlarına sevgilerini iletti. Hayranlarıma selam. Çok iyiyim. Sağlığım da iyi. Hepsine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Evet, gerçekten Türk sineması için çok önemli bir isim ve Sayın Mekin şu anda hattımızda. Efendim merhaba, hoş geldiniz ana haber bültenimize. Merhaba efendim, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağlık durumunuz nasıl efendim? Öncelikle onu alalım çünkü gerçekten hem hayranlarınız hem bizler haberi yaparken de çok üzüldük. Son durumunuzu merak ediyoruz. Son durumla ilgili bilgileri sizden alalım. Çok teşekkür ederim. Sağlığım iyi. İki gün önce hastaneden çıktım. Daha önce, 10 yıl önce falan bir prostat ameliyatı olmuştum. Son günlerde bir şeyler oldu, kanamalar oldu, bilmem ne oldu falan. Endişelendim, kızlarıma ziyarete gelmiştim Antalya'ya. O arada fakülteye, dostlarımıza gittim. Şey yaptılar, baktılar, filmlerini çektiler. Bir prostatta büyüme tekrar, bir de mesanede ufak bir urf tespit edildi. Bunları almamız lazım dediler. Onay verdik, pekala dedik. Onu yaptılar. Son derece iyi bir ameliyat geçirdim herhalde. Sağlığım iyi. Şu anda evde istirahat ediyorum. Çok güzel. Gerçekten bu sevindirici haberi almak bizim için de çok keyifli oldu. Yeşilçam'da, Türk sinemasında 60 yılı geride bıraktınız. 200'den fazla filmde, dizide rol aldınız. En çok akılda kalan, en vurucu olan tabii ki Selvi Boylu Al Yazmalım'dı ama yüzlerce filmde imzanız var, isminiz var. Hayranlarınıza neler söylemek istersiniz Sayın Mekin? Hayranlarıma üzülmemelerini, son derece sağlıklı olduğumu, iyileştiğimi, bundan sonra da çalışmalara devam edeceğimi, onlara da sağlıklı ve güzel günler dilediğimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Acil şifalar diliyoruz. İnşallah yeniden ekranlarda, beyaz perdede sizi aynı enerjiyle görmek istiyoruz. Sevgiler gönderiyoruz efendim. Ben de size sevgilerimi gönderiyorum. Başarılar diliyorum. Çok güzel bir yayın yapıyorsunuz. Ayrıca tebrik ediyorum, kutluyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Evet, gerçekten Türk sineması için çok önemli bir isim Ahmet Mekin. Birçok ismin olduğu gibi 200'den fazla film ve diziye imza atmış, ismi geçmiş bir isim. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşsun diyoruz ve bir diğer haberimizle devam ediyoruz. Antalya'da Azeri müteahhit 37 yaşındaki Zahur Hasanov kaza yaptığı jipiyle girdiği çıkmaz sokakta diğer aracın sürücüsü ve yakınları tarafından taşlanınca aracını bırakıp kaçtı. Hasanov yarım saat sonra jipini polis eşliğinde alabildi. Polis ekiplerine harekete geçiren olay öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Termosos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir iş görüşmesinden gelen müteahhit Zahur Hasanov'un jipine başka bir araç çarptı. Kendisine çarpan aracın peşine düşen Hasanov sürekli klakson çalarak durmasını istedi. Hızla kaçan araç Yeşildere Mahallesi'ne kadar gitti. Burada da aracı takip eden Azeri iş adamı diğer aracın sürücüsüyle yakınlarının taşlı saldırısına uğradı. Aracıyla kaçmaya başlayan Hasanov yanlışlıkla çıkmaz sokağa girdi. Hasanov jipini bırakıp yaya olarak kaçtı. Telefonla arkadaşlarını arayan Hasanov polisten de yardım istedi. Hasanov polis eşliğine giderek içerisinde telefon, cüzdan ve kredi kartlarının bulunduğu jipini teslim aldı. Polise ifade veren iş adamı kimseden şikayetçi olmadığını belirterek olay yerinden ayrıldı. Evet, şimdi de sizleri Serik'e götürüyoruz sevgili izleyiciler. Serik Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ramazan Çalık hattımızda. Serik'te gerçekten çok güzel olaylar oluyor. Detayları öğreneceğiz. Sayın Başkan merhaba, hoş geldiniz bültenimize. Hoş bulduk, iyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Herkese selamlar, hürmetler.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim Serik Belediyesi Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak lise öğrencilerine 3000 bisiklet dağıttı haberi aldık. Bu güzel haberin detaylarını sizden öğrenebilir miyiz? Biz malumunuz Sağlık Bakanlığımız bisiklet yolu yapanlara bisiklet desteği veriyor. Biz de Serik'te ve çevresinde ilk defa böyle bir bisiklet yolları oluşturduk. Olsun Menderes Başkanım'ın da katkısıyla 3000 bisikleti almaya hak ettik. Onları dağıttık. Serikli'nin aşağı yukarı her evinde bir bisiklet var. İnşallah önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda devam edeceğiz. Evet. Peki şu anda ekranlarımızda da görüyoruz. Yağlı güreşler yapılıyor efendim. Bununla ilgili de bir bilgi var mı? Haberimiz var mı? Serik biliyorsunuz Selimanlar Diyarı. Yağlı güreşin merkezi sayılır. Çünkü burada gerçekten güreşe karşı bir ilgi var, bir sempati var. Bunun için biz de bu geleneği sürdürmek istiyoruz. İlk defa Serik'te güreş eğitim merkezi tesisleri oluşturduk. İşte sizler de takip etmişsinizdir. Son 2 yılda bizim güreşçilerimiz 40 Pınar'da final güreştiler. İşte bunlarla gurur duyuyoruz güreşçilerimizle birlikte. İyi bir spor ekibimiz var. Güreş olduğu gibi diğer branşlarda da başarı kendiliğinden geliyor. Biz gençlerimizin iyi yetişmesi için altyapı oluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda da yaklaşık 130 tane gencimiz altyapıda yağlı güreş için, güreş için çalışmaya devam ediyor. Çok güzel. Peki son olarak Sayın Başkan, Orman Bakanı pazar günü sizi makamınızda ziyaret etmişti. Evet. Bunun haberini yayınlamıştık. Sanırım Sayın Bakan A sınıfı mesire alanı sözü verdi size. Bu sözü aldınız. Bununla ilgili detayları da çok kısa alabilir miyiz bültenimizde? Evet. Sağ olsun Orman Bakanımız, biz iktidara burada belediye başkanlığına geldiğimizden beri bütün taleplerimizi karşıladık. Karşılamaya devam ediyor. Serik halkının mesire alanlarına ihtiyacı vardı. Biz bunu daha önce yazmıştık. B tip olarak verebileceklerini ifade etmişlerdi Orman Bakanlığı'ndan ama Sayın Bakanımızın talimatıyla A tipi şeklinde bu mesire alanlarının bize devredilmesini söyledi. İnşallah en kısa zamanda, zaten biz o alanları valimizin de talimatıyla temizlemeye başlamıştık. Halkımıza en kısa zamanda bu mesire alanlarını açıp hizmetine sunacağız. Bakanlığımızdan bugüne kadar ne istediysek Orman Bakanlığımızdan karşılığını olumlu şekilde aldık. Buradan Sayın Orman Bakanımıza, bütün Antalya vekillerine, bakanımıza, şehre de teşekkür ediyorum. Menderes Başkanımıza. Evet Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz biz de size bültenimize katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz, iyi çalışmalar. Ben de teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, haber bültenimiz devam ediyor. Az önce Kumluca Belediye Başkanımızla görüşmüştük. Orada Kum'da enduro yarışlarından bahsetmiştik. Sıradaki haberimiz bununla ilgili, detaylarıyla ilgili. Kumluca ilçesinde düzenlenen Türkiye'nin ilk kum enduro yarışları tamamlandı. İşte kadın ve erkeklerin büyük güçlüklerle tamamlamaya çalıştığı parkurdan heyecan verici görüntüler geliyor. Kumluca Belediyesi ve Kumluca Motorsporları Derneği tarafından organize edilen ve Kumluca Muhtarlar Derneği'nin katkı verdiği Türkiye'nin ilk kum enduro yarışları tamamlandı. İstanbul, Bursa, Muğla, Antalya, Eskişehir, Kütahya, Isparta, Burdur, Mersin ve Adana'dan 11 kategoride ikisi bayan 102 sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular kazanmak için rakipleri ve zorlu kum parkurda mücadele etti. Yarışlarda kaza yapan sporculara görevliler yardım ederken bazı sporcular yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Türkiye'de ilk defa yapılan ve yüzün üzerinde sporcunun katıldığı kum enduro yarışlarının gelecek yıllarda da yapılması için destek vereceklerini söyledi. Türkiye'de ilk defa bir kum enduro yarışına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katkı sağlayan başta Türkiye'nin neresinden gelmişlerse, şeref vermişlerse misafirlerimize, motor sahiplerine, izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yarışlarda tüm klasmanlarda birinci olan Burak Akbulut, Türkiye'nin değişik illerinde düzenlenen enduro yarışlarına katıldığını, ancak ilk defa kum enduro yarışında Kumluca'da yarıştığını söyledi. Yarışlar sonunda 11 kategoride dereceye giren tüm sporculara Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yarış organizatörleri ve diğer protokol üyeleri tarafından para ödülü, kupa ve madalyaları verildi. Son haberimiz de bizden geliyor sevgili izleyiciler. Kanal V ana haber yeni döneme dün akşam başlamıştı bildiğiniz üzere. Ve dün akşamki ana haber bültenimiz Twitter'da Türkiye gündeminde 4. sıraya yerleşti. Hakan Tütüncü etiketiyle ilk sıralara yükseldi. İşte haberin detayları.
Yenilenen haber merkeziyle de doğru, tarafsız ve gerçek tek adres olmak konusunda iddialı haber kanalı, canlı yayın bağlantıları, telefon bağlantılarıyla izleyicilerin ilgisini topladı. Sayın Hakan Tütüncü ana haberde canlı yayın konumu. Cansu Oktay'ın sunumuyla gerçekleştirilen 6 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan ana haber bülteninde yapılan canlı bağlantılar ve özel haberler reyting oranını arttırdı. Haber Merkezi Müdürü Ahmet İstek, Kepez Belediyesi'ne giderek Başkan Hakan Tütüncü'nün makamında canlı yayın gerçekleştirdi. Kepez ilçesinde yaşanan 8 yıllık dönüşümü anlatan Başkan Tütüncü, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi. Doğru ve tarafsız haberlerle bültenimiz her akşam saat 18'de devam edecek sevgili izleyiciler. Bugünlük ana haber bültenimizin sonuna geldik. 7 Mart 2017 Salı akşamından iyi akşamlar diliyoruz. Yarın akşam saat 18'de güzel haberlerle yeniden karşınızda olmayı dileyerek hava durumu ve spor bülteniyle bültenimizi noktalıyoruz. Hoşçakalın. Kanal V Spor haberlerinden mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Galatasaray'ı konuk eden Antalya Spor sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Sarı Kırmızılara 3 puanı getiren gol 90+6. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi. Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Antalya Spor'u 3-2 mağlup etti. Antalya Arena'da oynanan ve baştan sona yüksek tempoda oynanan karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Burma ve Eren Derdiyok kaydetti. Antalya Spor'un golleri ise Embilla ve Deniz Kadah'tan geldi. Galatasaray'da ilk golün sahibi Burma 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 43'e yükselterek haftayı 3. sırada tamamladı. Antalya Spor ise 35 puanla kalarak 6. sıraya geriledi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Antalya Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, beraberliğe üzülürken sahadan yenik ayrıldıklarını söyledi. Çok iyi oynadığınız bir maç. Özellikle ikinci yarısı. Çok iyi oynadığınız bir maç ve çok pozisyon yakaladığınız bir maç. Son paslara sadece dikkat edemediğimiz ve pozisyonları biraz daha dikkat edebilseydik daha farklı bir şekilde buradan ayrılabilirdik. İkinci yarı beraberliğe üzülürken sahadan mağlup ayrıldık ve son dakika yediğimiz gol, yani yenmemesi gereken bir gol. Çünkü adı üstünde ölü top kullanılıyor. Herkes topa bakıyor. Bir pozisyon gelişen bir şey yok. Ve orada herkesin adamına yakın olması gerekiyor. Ve teknik direktörlerin en çok çalıştırdığı şeylerden bir tanesidir. Ölü toplarda adama yakın olma. Ama maalesef arkadaşımız yakın olmadı ve golü yedik. Hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilen Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Ayhan Akmansa çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Son haftalarda kaybettiğimiz puanlar da ortadaydı. O yüzden bu maçın önemi bizler için, camiamız için, futbolcu arkadaşlarımızın kendine özgüveni için de çok önemliydi. O yüzden çok önemli bir 3 puan aldık. 10 kişi kaldık biliyorsunuz. Bu da bir reaksiyon olarak oyuncuların bize verdiği bu maça önemini ortaya koyuyor. O yüzden güzel bir 3 puanla evimize dönüyoruz.
Maç sonunda konuşan Antalya Spor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk iddialı açıklamalarda bulundu. Başkan Öztürk sezon sonu Avrupa vizesini almak istediklerini söyledi. Antalya Spor Başkanı Ali Şafak Öztürk maç sonunda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Son dakikada yenilen gole mağlup olmanın üzücü olduğunu ifade eden Öztürk, kırmızı beyazlı takımın sezon sonunda Avrupa vizesi alacağına inandığını kaydetti. Tabii son dakika kendi evinizde gol yiyince öyle sonuçlanınca maç üzülüyorsunuz ama biz memnunuz. İkinci yarıda ortaya konan performans iyiydi gerçekten. Baktığınızda hala devam ediyor. Lig hala devam ediyor bizim için ve biz hep söylemekten kaçınıyoruz ama inşallah bu takımı hala Avrupa'ya götürmek istiyoruz. Ama Antalya Spor çok iyi yerlere gelecek inşallah. Ben bunu görebiliyorum en azından şu anda. Yaptığımız yatırımlarla, yaptığımız ilişkilerle, kurduğumuz ilişkilerle şu anda. Özet olarak yani istedik. Bu maç olmadı ama biz iddialıyız. Biz sene sonunda inşallah yine Avrupa'ya gideceğiz. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin de maç sonu yaptığı açıklamalarla gündeme yerleşti. Sarı Kırmızılıların kötü gidişatını yorumlayan Sezgin, zaman zaman bilerek puan kaybettiklerini söyledi. Bizim takımda işte zaman zaman, daha önce de söylediğim gibi bir takım puanları kaybetti, bilerek kaybetti. Başka taraflardan gelen telkinlerle kaybetti. Dolayısıyla bu bir yarışmayla devam edecek. Yani yapacak bir şey yok. Taraftarlarımız bizi destekliyorlar. Futbolcularımızı destekliyorlar. Bize de istifa edin diyorlar. Bu iki senedir sürüyor yalnız biliyorsunuz. Öyle bir şey yok. İstifa edemeyeceğiz maalesef. Çünkü yapacak çok işlerimiz var. Nasuhi Sezgin bu ifadelerin ardından Sportif AŞ'deki futbolla ilgili görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden Sezgin, açıklamalarının kötü niyetle yorumlanmasının kendisini üzdüğünü söyledi. Samuel Eto'nun Antalya Spor'la sözleşme uzatma talebine Kırmızı Beyazlı Kulüp'ten olumlu karşılık gelmedi. Konuyla ilgili olarak konuşan Başkan Ali Şafak Öztürk, 36 yaşındaki bir futbolcuyla 3 yıllık sözleşme yenilemenin yanlış olacağını söyledi. Antalya Spor Başkan Ali Şafak Öztürk, Antalya İş Adamları Derneği'nin düzenlediği toplantının bu ayki konuğu oldu. Samuel Eto'nun geçtiğimiz hafta 3 yıllık sözleşme yenilemek istediğiyle ilgili olarak konuşan Başkan Öztürk, 36 yaşındaki bir oyuncuyla uzun vadeli anlaşma yapmanın yanlış olacağını söyledi. Bizde daha hala bir senesi daha olan bir oyuncudan bahsediyoruz ve 36 yaşında olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi 3 sene daha uzatmak dünyanın hiçbir yerinde baksanız, biz ne kadar da sevsek, Eto'yu da sevsek ve vereceği performansa da inansak, ben Antalya Spor Başkanı olarak yanlış bir iş yapmış olurum eğer şu anda 3 senelik bir anlaşma imzalasam, ki belki ilk geldiğinde de bu çok riskli bir anlaşma olarak bakılabilir buna. Ondan performans sergilediği sürece ve o bizden memnun, biz de ondan memnun olduğumuz sürece Eto bu takımın kaptanı ve değerli bir oyuncusu olarak kalacaktır. Başkan Öztürk, Atilla Konuk Tesislerinin açılışında Eto'nun takımda kalacağını açıklamasının ardından ortaya çıkan polemikle ilgili olarak da düşüncelerini paylaştı. Seviyorum. Antalya Spor'da kalıyor musun? Evet. Biz kimiz? Biz Antalya Spor'dayız. Yaptığı açıklamadan dolayı pişmanlık duymadığını ifade eden Öztürk, belirli bir kulübe hedef almadığını söyledi. O kadar güzel bir gün var. Yeni tesislerimizin açılışı var. Orada yüzlerce, bin küsur taraftarımız var belki. Ortam güzel. Oyuncuyu birkaç kulüp istiyor. Ben gerçekten orada Beşiktaş kulübüdür, şudur budur, ona karşı değil, tam tersi. Biz güçlü bir kulübüz, biz bu oyuncuyu tutacağız, hedeflerimiz var diye bir açıklama yaptım. Sanki ben orada belirli bir kulübü hedef almışım ve o kulüp, yani o diğer iki kulüp, Eto'yu isteyen iki kulüp önemsizmiş ama sadece onlaraymış gibi ve orada da televizyon zoomluyor tabii Beşiktaş kulübünün başkanını. İyice ben tabii ona laf atıyorum oluyor. O da suratını büküyor, bir şeyler oluyor, bir iki küfür ediyor arkadaşlara da. Ondan sonra iyice karışıyor ortalık. Kendi taraftarımıza biz bunu söyleyemeyecek miyiz? Güzel bir açılışta biz böyle bir müjdeyi veremeyecek miyiz? Bu tam tersi, eğer o lafın Beşiktaş'a gittiğini düşünmek bence Antalya Spor'u küçümsemektir. Başakşehir deplasmanında 3 puan bırakan Alanya Spor dış sahada istediği sonuçları alamıyor. Turuncu Yeşiller deplasmanda oynadığı son 15 maçta sadece 2 kez galip gelebildi.
Saffet Sus için göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Alanya Spor Başakşehir deplasmanında 3 puan bırakırken dış sahada alınan kötü sonuçlar dikkat çekti. Bu sezon sadece Karabük Spor deplasmanında galibiyet alabilen Turuncu Yeşilliler çıktığı son 15 dış saha maçında sadece 2 kez galip gelebildi. 2016 yılının Nisan ayından bu yana 1. Lig ve Süper Lig'de 15 kez deplasman maçına çıkan Antalya ekibi bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Turuncu Yeşilliler 12 aylık dönemde sadece Adana Spor ve Karabük Spor deplasmanlarında yüzü güldü. Zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'ye Simon Kjær'den kötü haber geldi. Danimarkalı oyuncunun Cuma günü oynanacak Alanya Spor maçında forma giymesi beklenmiyor. Zirve yarışından oldukça uzaklaşan ve liderin 12 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Simon Kjær'den kötü haber geldi. Osmanlı Spor maçında sakatlanan Danimarkalı oyuncunun Cuma günü oynanacak Alanya Spor maçında forma giymesi beklenmiyor. Kulüp doktorları tarafından tedavisine başlanan başarılı oyuncunun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Yapılan tetkikler sonrası Simon Kjær'in Cuma günü oynanacak Alanya Spor maçında oynama olasılığının düşük olduğu ifade edildi. Antalya'da düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda ilk etap tamamlandı. Gençlerde Arda Güngör, kadınlarda da Gülşen Degener birinci oldu. Türkiye Bilardo Şampiyonası rekor katılımla Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne devam ediyor. Şampiyonada 3 bant kadınlar ve gençlerde şampiyonlar belli oldu. Gençlerde 2016'yı şampiyon tamamlayan Arda Güngör, Alperen Emin Cebeoğlu karşısında mağlubiyet yaşadı. Cebeoğlu mücadeleyi 30-27 kazanarak 2017 yılı birinci etabını önde tamamladı. Kadınlarda ise şampiyonluklara ambargo koyan Gülşen Degener, Ayşegül Fendi'yi 30-22 yenerek şampiyon oldu. Evet, bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Kanal V'den ayrılmayın.